İşten çıkarılan ve baskılara dayanamayıp istifa edenlerin toplam sayısı 26'ya ulaşmıştır. Süreç şöyle, 1 Mayıs 2010 itibariyle haklarımızı alabilmek için diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda sendikalaşma ve örgütlenme kararı aldık. Neden sendikalaştık derseniz de hayatımızın işverenin iki dudağının arasında olmaması, insana yakışır şekilde çalışıp hakkımızı alabilmek için sendikalaşma kararı aldık. Yaklaşık 7,5 aylık zorlu bir süreçten sonra çoğunluğu sağlayıp bakanlığa başvurduk. Zorlu bir süreç. Neden zorlu bir süreç? Çünkü anayasal bir hak deniyor ama bu anayasal hakkımıza ulaşabilmek için yasal olmayan şekillerde çalışıp örgütlendik. Bu süreç içinde çünkü herhangi bir şekilde patron duyması halinde hiçbir hakkımızı elde edemeden kapının önüne koyulacaktı. 7,5 ay demiştik. 9 Aralık tarihinde çoğunluğu sağladık, %51 olan çoğunluğu sağladık, bakanlığa başvurduk. 26 Ocak'ta da bakanlıktan bize yetki yazısı geldi. Tabii bu yetki yazısı geldikten sonra başımda neler geldiğini az çok tahmin ediyorduk. Ve 16 Ocak tarihinden itibaren işten çıkarılmalar başladı. İşten çıkarılmalar da biraz amiyane tabiri onur kırıcı oldu. Yani 6:20 geçe insanlar çağrılıp hadi bakalım güvenlikler eşliğinde kapılara götürüldü. Tekrardan içeri alınmadılar. Atılan işçilerin hiçbir şekilde hak ettikleri hiçbir ücret ödenmedi. Son çalıştıkları döneme ait maaşları dahil. İçerideki durumdan bahsedeyim biraz size. İçerideki bu örgütlülüğümüzü nasıl diyeyim size, birbirimize olan bağlılığımızı kırmak için istifa baskıları veya ne bileyim işçilere terfi veya farklı bölümlere geçirme gibi şeylerle arkadaşlarımızı yıldırıp bizim bu birlikteliğimizi bozmaya çalıştılar. Bize farklı iftiralar da atıldı. Terörist denildi, PKK'lı denildi. Sadece hakkımızı aradığımız için. 15 yıldır biz, Emrah'ta ben de 15 yıldır çalışıyoruz orada. Bugüne kadar en ufak kötü hiçbir şeyimiz olmadı şirkette. Yaptığımız iş sorgulandı. Bu arkadaşlarımız iyi olsaydı kapıya konulmazdı. Bu tarz farklı aklınıza gelmeyecek, burada söyleyemeyeceğim bazı ithamlarda da bulunuldu. İçeride başka ne tarz baskılar yapıldı? İçerideki arkadaşlara sürekli savunmalar, yaptıkları her şeyden dolayı savunmalar, tutanaklar bu tarz şeylerle yıldırmaya çalıştılar. Bizler yaklaşık 56 gündür fabrikanın önünde çadırımızı kurduk, direnişimizi sürdürüyoruz. Bizleri yıldırmak için de bazen polis ve farklı şeyleri devreye sokarak da ve şirketin önüne yola doğru bizi çekecek şekilde HD kameralar koyarak rahatsız etmeye çalışmaktalar. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Süreci anlatmak için de Emre arkadaşıma veriyorum. Teşekkürler. İsmim Emrah Özdemir. Ben de 1996'dan beri Casper'da çalışıyorum. 16 yaşında stajyer olarak girdim. Ve bugüne kadar bir askerlik dönemi haricinde yaklaşık 15 yıldır Casper'da çalışıyoruz. Casper'ın evden bozma teknik servis olduğu dönemlerden beri bugüne kadar plazaya taşınana kadar her türlü safhasına şahitlik ettik kurtuluşta ben de. Bu süreç zarfında çok hakkımız yani terfi vesaire hiçbir şekilde üst makamlara çıkartılamadı. Kendimizce çıkar yolu veya hak yolunu sendikalaşmada bulduk. Sendikalaşmamızdan dolayı işverenimize bu 26 Ocak'ta bakanlıktan yetki tespit yazısı gelene kadar işverenimizin en ufak şekilde herhangi bir şekilde haberi olmadı. Ta ki zaten bu sürecin haberi olsaydı biz şu an 56 gün değil yaklaşık bir 180 gündür kapıda olurduk. Bu süreç zarfında bizim yetki belgemiz bizim şu an elimizdeki en büyük dayanağımız. Onun haricindeki tüm yasal süreçler, mahkeme süreçleri hepsi iş kanununda belirtildiği şekilde işverenden yana. Bizim
mücadelemizdeki, şu an elimizdeki en büyük tutarlılığımız hem kamuoyu hem de bakanlığın vermiş olduğu yetki tespit yazısı. Bizim bu süreçten kurtuluş baştaki şirketteki örgütlenme sürecimize değindi. Ben daha sonrasına değinmek istiyorum. Bize burada söz veren Emek Adalet Platformu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk defa bu kadar bir kalabalığın önünde sesleniyoruz. Bu süreçte çeşitli görüşten çeşitli akademisyenler, profesörler, hocam, İhsan hocam da burada. Hepsi çeşitli görüşler sundular. Ama burada bir gerçek var. Bu emek, adalet vesaire bütün bunların hepsinin gerçeği şu an biziz. Yani gerçek biziz. Çadırın içinde bekleyenler. Anayasal, teşekkürler. Anayasal aklımız olmasına rağmen, anayasanın 51. maddesinde sendikalaşma hiçbir şekilde engellenmez yazmasına rağmen, biz orada şu an, affedersiniz, sefaret içerisinde çadırda, yani çadırda birazcık senaryo gereği bir şey ama çadır kurarak orada kapının önünde sabah saat 9'da şirkete mesaisi başlıyor. Biz 8'de orada oluyoruz. Arkadaşlarımız servislerden gelip bizim yanımıza duruyorlar. Mevcut sürede 6.30'da iş bitiyor, mesai bitiyor. 6.35, 6.40'da servisler kalkıyor. Biz 7'de çadırdan ayrılıyoruz. Yani normal mesai saatimizde daha uzun sürede oradayız. Bu buradaki yapmamız gereken, ben şahıs olarak ben evliyim, çocuğum var. Yani ben deli değilim bu mücadelede sabahın 8'inde orada olup akşam 7'sinde orada gitmeye. Buradaki örgütlülük, buradaki arkadaşlarımızın bizim 15 yıllık beraberliğimiz sendikalaşmanın içeride devamlılığı bizim orada durmamızın en büyük nedeni. Ve tek durma nedenimiz o. Birçoğunuzun belki başına gelmemiştir, belki bilenler vardır bu süreçte. Ama gerçek biziz. Yani bu gerçeği belki yarın gün sizlerin de başına gelebilir. Bu başkalarının başına gelmemesi için bu tip toplantıların, bu tip platformların daha çok desteklenmesi, kapıda duran işçiler sadece biz değil, farklı İstanbul'da şu an farklı eylemler var, onların da desteklenmesi, hepinizden şu an tek temennim bu tip oluşumlara destek vermeniz. Teşekkür ederim. Son olarak mahkeme süreciyle alakalı bilgi vereyim. Bu ayın 25'inde Üsküdar 4. İş Mahkemesi'nde işleri iade davamız var. Yetki mahkememizde yetki davamız da 1 Haziran'a ertelendi. İkinci defa ertelendi. Ha, burada toplandınız, burada geldiniz, konuşuyorsunuz, bizden ne istiyorsunuz diyebilirsiniz. En önemlisi, çünkü bazen bir yer, gittiğimiz yerlerde söylüyorlar. Ne istiyorsunuz? Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Haklı olduğumuz bir davada farklı yönlere çekilmeden siyaset üstü bir iş yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Dışarıdaki bildirilerde Facebook mail adresimizden, internet ortamından veya eğer ki gücünüz varsa yazılı görsel basından sesimizi duyurabilmek için bize ne yaparsanız veya ne yapabilirseniz hepsini istiyoruz. Çünkü son olarak şöyle bir not düşeyim. Patronumuz yılda 10 milyon dolardan fazla reklam parası harcamaktadır. Ve açık açık ben sizin haberinizi yaptırmam diyor. Bunu biz basın kuruluşlarına da yazdık, gönderdik ama sadece iki tane, buradan şey de söylemek istiyorum, bir sistemdir. Sadece iki tane basın mensubu tutuklandığı zaman mı Taksim'de yürümek lazım? O zaman mı onurlu gazeteci diyorlar? Bunlara da bir bakmak lazım. Teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren, vermek isteyen herkesten de Allah razı olsun.